Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde make ve do fiillerinin aralarındaki farkları göreceğiz. Make ve do kelimeleri Türkçe tek bir kelime olarak geçiyor. Yapmak. İkisinin de anlamı yapmak. Peki bu iki fiilin aralarındaki farklar ne? What's the difference? Nerelerde make kullanılıyor? Nerelerde do kullanılıyor? Bugünkü dersimizde bu dersimizde bunları öğreneceğiz. O zaman hemen make ile başlayalım. Make kelimesi genellikle yoktan var edilen yapılan eylem sonucunda ortaya sıfırdan bir şey çıkan durumlarda kullanılıyor. Yani biz eylemi gerçekleştirmeden önce ortada bir şey yoksa ve eylemin sonucunda herhangi bir şey ortaya çıkıyorsa biz bir şey yaratıyorsak eylemin sonucunda make fiilini kullanıyoruz yapmak derken. Ne demek istiyorum? Örnekler gelsin daha iyi anlayacaksınız. Örneğin I make a sandwich for breakfast in the mornings. Sabahları kahvaltı için sandviç yaparım. Bakın ne oldu? Sandviçi ben yaptım, değil mi? Sonuç olarak yaptığım eylem sonucunda ortaya bir ne çıktı? Sandviç çıktı. Aldım salamı, peyniri, ekmeği, hepsini birleştirdim, ortaya bir sandviç çıkardım. Yoktan var ettim aslında, değil mi? Bir nevi. Çünkü onları birleştirdim, ortaya bir şey çıkardım. Bu durumlarda biz make kullanıyoruz. Do fiilinden ayıran en önemli özellik bu. Tamam mıdır? Ayrıca make breakfast, lunch, dinner Bunları da aynı şekilde make ile kullanabiliriz. Neden? Çünkü kahvaltı hazırlamak, kahvaltı yapmak, öğle yemeği yapmak, akşam yemeği yapmak. Yine ne oluyor? Yoktan bir şey çıkarıyorsunuz, var ediyorsunuz, parçaları birleştiriyorsunuz. Yaptığınız eylem sonucunda ortaya bir şey çıkıyor değil mi? Ya da can you make some tea please? Biraz çay yapabilir misin lütfen? Yine burada yapmak fiilini İngilizce çevirirken ne kullandık? Make kullandık. Neden? Çünkü yaptığımız eylem sonucunda ne çıkıyor ortaya? Çay çıkıyor değil mi? Çünkü çaydanlığı alıyoruz, sıcak suyu alıyoruz, çayı alıyoruz, içine döküyoruz, kaynatıyoruz. Eylemin sonucunda içilebilir bir çay çıkıyor. Yine bundan dolayı ne kullanacağız fiil olarak? Make. Başka bir örnek daha verelim. I am making a cake for your birthday. Doğum günün için bir pasta yapıyorum. Yine neden make kullandım ben yapmak fiilini dile getirirken İngilizce'de? Çünkü pasta yapıyor. Pastayı nasıl yapıyor? Making a cake. Alıyor şekeri, unu karıştırıyor, bunları ayarlıyor. Eylemin sonucunda ortaya bunları birleştirdiğinde bir pasta çıkıyor. Ne oluyor aslında bir nevi hani yoktan var olmuyor birleşiyor ama bir şey yaratmış oluyor değil mi? Yeni bir şey yaratmış oluyor. Bundan dolayı make kullanıyoruz tamam mıdır? Ayrıca soyut şeylerde de yapmak fiilini İngilizce çevirirken make kullanırız. Örneğin lütfen dikkatli ol, hata yapma. Hata ne? Somut değil değil mi? Soyut. Elle tutamayız hatayı. Bundan dolayı ne kullanacağız? Hata yapma derken make. Please be careful, don't make a mistake. Ya da can I call you later? I am making a speech now. Seni sonra arayabilir miyim? Şu an bir konuşma yapıyorum. Yapılan konuşma eylemini elle tutabilir miyiz? Somut mu? Hayır. Bundan dolayı ne kullanıyoruz? Yapmak derken make. Başka bir örnek verelim. It's your mistake. Don't make an excuse. Bu senin hatan. Bahane uydurma. Bahane uydurmak. Somut mu? Hayır. Soyut. Bundan dolayı ne kullanıyoruz? Make kullanıyoruz. Tamam mıdır? Tabii ki burada tek kıstasımız bir şeyin eylemin soyut olması değil. Eğer dikkatinizi çektiyse bütün bir eylemlerin biz yapmadan önce var olmaması durumu söz konusu. Hemen ilk örneğe tekrar bakalım. Please be careful, don't make a mistake. Lütfen dikkatli ol, hata yapma. Hatayı ben yapmadan önce var olabilir mi? Hata yok. Ben yapacağım ki var olacak değil mi? Diğerleri de aynen bu şekilde açıklanabilir. Tamam mıdır? Ayrıca make fiilini parayla ilgili eylemleri ifade ederken de kullanırız. Örneğin, I like my job but I don't make very much money. İşimi seviyorum ama çok para kazanamıyorum. Ya da He's making a fortune from the latest investment. Son yatırımından bir servet kazanıyor. Servet ne? yine para ile ilgili, değil mi? Şöyle bir örnek daha verebiliriz. The company doesn't make profit. Şirket kar etmiyor. Yine kar etmek neyle ilgili? Para ile ilgili. İşte bu durumlarda make kullanıyoruz. Eğer dikkatinizi çektiyse make fiili İngilizceden Türkçeye çevrilirken her zaman yapmak olarak çevrilmez kendisinden sonra gelen nesneye göre anlamı Türkçe'ye çevrilirken değişebiliyor. Örneğin make time zaman yaratmak demek. Çünkü İngilizcede biz bunu zaman yaratmak derken make time zaman yapmak gibi söyleyebiliriz ama Türkçe'ye böyle bir çeviri doğru olmaz. Oturmuş olan kullanım zaman yaratmak. Gelin beraber diğer benzeri örneklere bakalım. Make a difference fark etmek. Make a wish dilek tutmak. Make progress İlerleme kaydetmek. Make a decision karar vermek. Make a journey seyahat etmek. Make friends arkadaş edinmek. Make an effort çaba sarf etmek. Make fire ateş yakmak. Make a mess ortalığı batırmak. Make a confession itiraf etmek. Make a backup yedeklemek örneklerinde de olduğu gibi her zaman make fiili İngilizceden Türkçe'ye çevirirken yapmak olarak çevrilmeyebiliyor. Neden? Çünkü bazı oturmuş kalıplar var iki dilde de. Tamam mıdır? Make kelimesinin nasıl kullanıldığını ve nerelerde kullanıldığını öğrendiğimize göre gelin beraber do kelimesine bakalım o zaman. Make fiil için biz ne demiştik? Olmayana yapmak, yoktan var etmek, yapılan eylem ve hareket sonucunda ortaya soyut veya somut bir sonuç çıkması da kullanılır demiştik değil mi? Do'da ise şöyle bir durum söz konusu. Do fiili yapmak olarak şu durumlarda kullanılıyor. Yapılan eylem ve hareketin zaten orada olduğu, bulunduğu durumlarda kullanılıyor. Yani o eylem ve hareket orada. Siz bu eylem ve hareketi yaptığınızda, do fiilini kullandığınızda ortaya yeni bir şey çıkmıyor. Bir şey var etmiyorsunuz. Tamam mıdır? Şöyle bir not düşelim. Do kelimesi genellikle bir eylem, görev, iş yapılırken ve yapılan işin sonucunda herhangi bir somut veya soyut bir sonuç olmadığında kullanılır. Burada fiil daha çok ön planda. Tamam mıdır? Fiil hareket ve eylem daha ön planda derken ne demek istiyorum? Örneklerle daha iyi açıklayacağım düşünüyorum. Hemen bir örneğimiz gelsin. Onun üzerinden açıklayayım isterseniz. I usually do my homework after dinner. Ödevimi genellikle akşam yemeğinden sonra yaparım. Burada yapmak fiilinin sonucunda ortaya bir şey çıkıyor mu? Soyut veya somut. Çıkmıyor değil mi? Yeni bir şey yaratmıyoruz. Yoktan bir şey var etmiyoruz. Önde olan şey ne? Eylemin, fiilin, hareketin kendisi. Benim ödevimi genellikle akşam yemeğinden sonra yapmam. Fiil daha ön planlı değil mi? İşte tam bu durumlarda do fiili yapmak yerine kullanılıyor İngilizce'de. Başka bir örnek vereyim. My mother and father Do the housework together. Annem ve babam ev işlerini beraber yaparlar. Burada yine fiil ön planda. Annem ve babamın ev işlerini beraber yapmaları fiili. Tamam mıdır? Bu aynı şekilde bir de ney? Görev iş eylem. Çünkü ev işi yapılması gerekiyor. Bu bir görev aslında, değil mi? Başka bir örnek daha verelim. I always do the ironing. Ütüyü her zaman ben yaparım. Yine bu yaptığım eylem sonucunda. Ortaya bir şey çıkmıyor. Yeni bir şey yaratmıyorum. Bundan dolayı ne kullanmam gerekiyor? Yapmak fiilini İngilizce'de ifade ederken do kullanmam gerekiyor. Make'e kıyasla. Tamam mıdır? Ve aynı şekilde ütü yapmak ne? Bir nevi içti mi? Bundan dolayı da bu kuraldan dolayı da yine do kullanmam gerekiyor. Ya da I usually do the shopping. Genellikle alışverişi ben yaparım. Bu örnekte de do kullandık. Neden? Çünkü alışveriş yapmak eylemi ve hareketi sonucunda ortaya bir şey çıkmıyor değil mi? Yoktan bir şey var etmiyoruz. Burada eylem ve hareket ön plana çıkarıyoruz. Bundan dolayı ne kullanmamız gerekiyor? Do kullanmamız gerekiyor. Make ve do arasındaki en büyük fark budur. Make kurulması gereken zamanlarda ortaya bir şey çıkması lazım eylemin sonucunda. Yoktan bir şey var etmeniz lazım. Do'da ise eylemin kendisini ön plana çıkarıyorsunuz. Tamam mıdır? O zaman ben size bir soru sorayım. Ne yapıyorsun Cümlesinin İngilizceye nasıl çeviririz? Make mi kullanacağız? Do mu kullanacağız? Eğer what are you making diyorsanız hemen dersi başa sarın. Tekrar izleyin derim. Neden? Çünkü biz make için ne demiştik? Tekrar tekrar üstüne basarak söylüyorum. Make yapılan eylem ve hareket sonucunda ortaya bir şey çıkan durumlar için kullanılır. Ne yapıyorsun da herhangi bir ortaya bir şey bir sonuç çıkmıyor değil mi? Biz genel olarak karşıdaki kişinin ne yaptığını soruyoruz. Eylem ön planda. Bundan dolayı do kullanacağız. What are you doing? Ve buradan da çıkıyor. Do is a general word for actions. Do İngilizce'de eylemler için kullanılan genel bir kelimedir. Yani eylemlerin yerini alabilir. Onu da şöyle örneklendireyim. Örneğin evde sigara içiyorsunuz ve eşiniz sizin sigara içmenizi sevmiyor evin içinde. Gelip siz sigara içerken diyor ki don't do that. Yapma şunu. Burada size don't smoke a cigarette demiyor değil mi? Don't do that diyor. Ne yaptı? Smoke a cigarette fiilinin yerini aldı do kelimesi. Tamam mıdır? Yani eylemler için kullanılan genel bir kelime olduğunda buradan çıkarabilirsiniz. Don't do that veya don't smoke a cigarette cümleleri de emir cümleleri. Eğer emir cümleleri nedir ve nasıl konumları bilmiyorsanız... Sağ üst köşede bir kart bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Biz bu dersi görmüştük. Bir şey yapmak, bir işi yapmak ya da genel bir aktiviteyi yapmak derken de do fiilini kullanıyoruz. Örneğin I have got a lot of things to do. Yapacak bir sürü işim var. Hani şunu demiyorum. Ütü yapmam gerek, çamaşır yıkamam gerek, Alışveriş yapmam gerek demiyorum. I have got a lot of things to do diyorum. Yapacak bir sürü işim var diyorum. Burada ne yapıyorum? Do'yu söyleyerek onların hepsinin yerini aldırıyorum değil mi? Do fiilini? Tamam mıdır? Do fiili kullanımında önemli olanın eylemin kendisi olduğunu, eylemi gerçekleştirmenin ön planda olduğunu söylemiştik. Bunun üzerine birkaç tane daha örnek vererek konuyu daha da açıklığa kavuşturmak istiyorum. Örneğin do the job, bir işi yapmak, eylemin kendisini ön planda. Veya do the right thing, doğru olanı yapmak. Do the dishes, bulaşıkları yıkamak. Do the exercise, egzersiz yapmak. Do a report, rapor hazırlamak. Do research, araştırma yapmak gibi. Bütün bu kullanımların hepsinde Önde olan şey ne? Eylemin kendisi değil mi? Eylemi gerçekleştirmek, icra etmek ön planda. Eylemin sorunucunda ortaya çıkan şey değil. En büyük fark bu demiştik zaten. Make ve do arasında. Tamam mıdır? Ayrıca do fiilinin bir eylemin fiilin yerini alabileceğini de söylemiştik değil mi? Ona da bir örnek verelim ki daha kalıcı olsun. Hem de sizde not alabilin. Örneğin Don't drive fast. Hızlı sürme derken biz neyi öne çıkarıyoruz? Hızlı sürme fiilini değil mi? Emir cümlesi koyuyoruz. Diyoruz ki karşı tarafa hızlı sürme. Araba hızlı giderken şöyle de diyebiliriz aslında. Don't do that. Yapma şunu. Burada do fiili drive sürmek fiilinin yerini alıyor değil mi? Aynen bu şekilde kullanımı da var. Eğer görürseniz duyarsanız kafanız karışmasın. Siz de kullanabilirsiniz tabii ki konuşurken. Ayrıca her zaman olmasa da çoğunlukla olduğu gibi bu konuyla ilgili de bazı istisnalarımız var. Gelin onları bir göz atalım. Bu istisnalar demin anlattığım bütün kurallara ters düşüyorlar. Bundan dolayı istisnalar mantık dışı kalıyorlar. Demin anlattığım kurallara göre bunları da böyle öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin make the bed yatağı toplamak Burada yaptığımız eylem sonucunda herhangi bir şey ortaya çıkmıyor, bir şey yaratmıyoruz. Ama yine de make kullanılmış, yapacak bir şey yok. Böyle kullanılıyorsa biz de böyle kullanacağız. Başka bir örnek verelim. Make a choice, tercih yapmak. Burada da yine aynı şekilde var olan seçenekler arasından tercih yapıyoruz. Bir şey yaratmıyoruz, ortaya yeni bir şey çıkmıyor eylem hareketimiz sonucunda. Mantıki olarak do daha kulağa hoş ve mantığa hoş geliyor olabilir. Ama bir istisna olduğu için make kullanmamız gerekiyor. Do a favor. iyilik yapmak. Burada da yoktan var ediyoruz. Biz iyiliği yapmanın önce ortada herhangi bir iyilik yok. Hani böyle bir görev zorunluluğumuz da yok. Zorunlu olarak iyilik yapmak zorunda da değiliz. Ama yine de do kullanılmış. Bu bir istisna yapacak bir şey yok. Son örneğimize bir bakalım. Make a living. Yaşamını sürdürmek. Bu aslında kalıplaşmış bir deyim denilebilir. Burada make a living dediğimizde yaşamını sürdürmek olarak anlam çıkıyor. Böyle bir istisna bu da. Tamam mıdır? Bunları da bilmiş olun. Konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gelin beraber alıştırmalarımıza geçelim. Alıştırmalarda size konuyla ilgili 5 adet örnek cümle verdim. Bu cümleleri sizin Türkçeden İngilizceye çevirmenizi istiyorum. Şimdi videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika bir süre verin. 5 dakika sonra benle beraber cevap anahtarını görebilirsiniz. Hadi o zaman geri sayım başlasın. İlk cümlemizle başlayalım. Evde akşam yemeğini kim yapar? Burada yapmak fiili make ile kullanacak. Neden? Çünkü akşam yemeğini yaptığımızda yoktan bir şey var ediyoruz. Who makes the dinner at home? Liderler genellikle zor kararlar verirler. Burada karar vermek eğer hatırlayacak olursanız decision demek ve make ile kullanılıyor demiştik. Bundan dolayı yine make kullanacağız. The leaders usually make difficult decisions. Hafta sonları egzersiz yaparım. Egzersiz yapma fiilinin sonucunda ortaya bir şey çıkmıyor. Yoktan bir şey var etmiyorsunuz. Bundan dolayı ne kullanacağız? Do kullanacağız. I do the exercise at the weekends. Bu gece ne yapıyorsun cümlesinde ise yapmak fiili sorulurken ortaya bir şey çıkarılıp çıkarılmayacağını kastetmiyor. Yani yoktan var etme durumunu kastetmiyor. Genel olarak ne yaptığını, eylem aktivite olarak ne yaptığını soruyor. Bundan dolayı yine do kullanacağız. What are you doing tonight? İşinde çok para kazanabiliyor musun? Eğer hatırlayacak olursanız biz derste ne dedik? Para ile ilgili şeyleri ifade ederken make kullanırız. Burada da make kullanacağız. Ve diyeceğiz ki can you make a lot of money at your job? Burada kazanmak yazarken neden yapmak anlamına gelen make fiilini kullandın diye soruyorsanız eğer lütfen dersi tekrardan izleyin. Neden? Çünkü ben ders aslında size İngilizce'den Türkçe'ye çevirirken her zaman make fiilinin veya do fiilinin yapmak olarak çevrilmediğini anlatmıştım. Ve bu fiillerin size bir listesini vermiştim. Lütfen onları da not alın. Evet benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu ve anlatımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kafanızda bir soru işareti varsa yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Ben veya elbet başka bir arkadaşım size yardımcı olacaktır. Eğer her şeyi anladık çok iyi diyorsanız bu sefer de sizden yorum bölümünde konuyla ilgili örnek bir cümle bekliyorum. Umarım yazarsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.